Mehmet Parlas Almanya'yı al, Yunanistan'a çarp, sonuç hep aynı çıkar. Almanya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Gaggenau kentinde yapmayı planladığı toplantıya izin vermez. Nedeni sorulduğunda Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü söz konusu kararın yerel düzeyde alındığını belirtirken Almanya'nın Türkiye ile diyaloğu sürdürmek için her şeyi yapacağını söyler. 15 Temmuz darbe girişimi faillerinden Yunanistan'a iltica eden 8 kaçak subayın Türkiye'ye iade edilmesi reddedilir. Yunanistan hükümet sözcüsü bu kararın Yüksek Mahkeme tarafından alındığını söylerken biz Yunanistan olarak 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle kınamıştık der oyun bitmez ki. Bu tiyatroda oyun biter mi ki? Aslında bu oyunlara katkıda bulunmak pek de zor değildir. Örneğin Adalet Bakanı Bekir Bozdan, PKK'nın düzenleyeceği bir toplantıda konuşacağı Gaginao Kenti Belediyesi'ne bildirilseydi, bu toplantıya izin verilmekten öteye her türlü katkıda yapılırdı. Alman basınına yansıyan haberlere göre iptale gerekçe olarak yoğun talep ihtimali üzerine salonun ve park yerlerinin yetersizliği gösterilmiş. Yardım edelim. Kaygınao Belediyesi'nin park yeri tersizliğine çare bulmak için de Güneydoğu'daki HDP'li belediyelerin hendek ve tünel kazmaya dönük politikalarından örnekler gösterilerek bu belediyeye yardımda bile bulunulabilirdi. Cevabını bulamadığımız soru ortadadır. Türkiye'de askeri darbeler yapılırken, Türk ekonomisi kriz sarmanlarından bir türlü çıkamazken, NATO'lu müttefiklerimiz olan ülkeler bizi çok severdi. Ama başımızı biraz doğrulttuğumuz şu dönemde her fırsatta bizi hedef alan düşmanca hareketlerde bulunuyorlar. Acaba bunların sevgisini yeniden kazanmak için ne yapmalıyız? Bu Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Mısır'daki darbeye darbe diyemediklerini hatırlarken bunlar acaba 15 Temmuz darbe girişimini de demokratik bir gösteri olarak mı algıladılar diye düşünmemek mümkün değil. Bozdağ'ın açıklaması. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bu konudaki açıklamasını da yazımıza ekleyelim. Terörist başı Murat Karayılan Kandil'den video konferans sistemiyle Almanya'daki taraftarlarına ifade edebilme imkanı bulabildi. Teröristlerin kendilerini ifade etme hakkı var. Ama demokratik bir ülkenin bakanının bir toplantıda görüşlerini açıklamasına izin verilmiyor. Ne biçim bir demokrasidir ki? Teröristler için her şey serbest. Her türlü himaye, destek var. Ama meşru hükümetler için büyük engeller çıkarılıyor. Bunun adı demokrasi değildir. Bunun adı hukuk devletinin gereklerini yapmak değildir. Mehmet Barlas, Sabah.